Selamlar. Ben Deniz. Alpha Games ekranlarına ve bir aylık vlog'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1 Ekim. Evet. Ekim'e kadar gelmeyi başardık. Güzel espri. Güzel espri. Seviyorum bunu. Bu hafta, daha doğrusu bu ay aylık vlogumuzda sadece kanaldan bahsedeceğim. Canlı yayınlardan biraz bahsedeceğim. Normal bir değerlendirme yapacağız aslında her zaman yaptığımız gibi ama daha kısa tutmayı düşünüyorum bu defa. Bu defa ağlamayacağım yani. Biraz şikayet falan etmeyeceğim. Edeceğim aslında ama hani genel anlamda bir sohbet yapmaya çalışacağım. Neyse uzatmadan başlayalım. Öncelikle yeni oyunlardan başlayalım. Kanalımızda serisi devam eden Shadow of the Tomb Raider serisinden bir başlayalım. Çok güzel başladı seri. Oyuna erkenden erişim sağladım. Ama sonrasında bir düşüş oldu izlenmelerde, like'larda. Yani açık konuşayım zaten çok izleneceğini beklemiyordum. Artı bu defa değişiklik yaptım ve tam çözüm şeklinde çekmemeye karar vermiştim oyunu. Değişiklik olsun dedim. Zaten toplanabilir kısımları aynıydı. Ben de fazla bulaşmadım. Önce seride bir şey kanalda bitiririm ardından tek başıma hayvan gibi oynarım düşüncesindeydim. Hala da aynı düşüncedeyim. Ama şöyle bir şey oldu. Şimdi 150'ye yakın like alan ilk bölüm ve sonrasında ciddi anlamda yani 100 like'a yakın bir düşüş. Yani dediğim gibi hep like üzerinden değerlendiriyorum. Sebebi de biliyorsunuz izlenmeler doğruyu söylemeyebiliyor. Like'lar daha çok doğruyu söylüyor. Bizim kanalımızın izlenme standardı 100 like ve 1000 izlenme. Ama 2K serisi hariç 2K serisine de gireceğiz. Önce Shadow of the Tomb Raider'dan başlayalım. Şimdi bunun sebebi oyun çıktıktan sonra bazı kanalların YouTube'da yerli yabancı fark etmez oyunu gereksiz gömme istekleri. Yani evet doğru birçok şey ilk iki oyunla aynı. Zaten öyle olmasını bekliyorduk. Öyle olacağını görmüştük. Yani çıktıktan sonra niye bu kadar vurmaya başladılar? Ben de anlamadım. Haksız buluyorum. Şöyle haksız buluyorum. Şimdi bir oyun firması yapıcısı olarak düşündüğünüzde 3 bölümden oluşması gerekiyordu Tomb Raider serisinin. İşte Tomb Raider 2013'te çıkan Rise of the Tomb Raider, sonra Shadow of the Tomb Raider. Bu Lara Croft'un gençliğini, gerçek o bildiğimiz Tomb Raider'ı dönüşme hikayesini anlatacaktı. Karakter gelişimini anlatacaktı. Bundan sonra çıkacak olan 3 oyunda muhtemelen benim tahminimce 30 değil yaşlarında daha böyle olgun bir Lara'yı yöneteceğimiz, daha ne yaptığını bilen, ikide bir ekipmanlarını kaybetmeyen, durmadan uçak kazası, işte trafik kazası, gemi kazası geçirmeyen daha böyle bilgili bir Lara olacak büyük ihtimal. O da farklı bir oyun, farklı dinamiklerle çıkacak. Her oyuna yeni motor üzerinden bir şeyler yapmak yerine aynı motoru geliştirerek devam ediyorlar. Bu gayet normal. Üçüncü oyunun diğer oyunları artısı benim gözümde bulmaca sayısının cidden artmış olması ve bu defa cidden Tomb Raider hissini size gerçekten vermesi. Dövüş mekaniklerine fazla dokunmamışlar ki bence iyi. Gizlilik mekanikleri yeter, tamam. Zaten bunlar da, onlar da farkındalar ki çok aşırı böyle saatlerce süren çalışma ve gizlilik bölümleri koymamışlar. Daha çok oyun araştırma üzerine, tırmanma, dağcılık, efendime söyleyeyim keşif üzerine devam ediyor. Tamam, bütün videoyu Shadow of Tomb Raider'a bağlamayacağım ama biraz hayal kırıklığı yarattı bende. Hızlıca kanalda serisini bitireceğim. Ondan sonra kendim abanacağım seriye. Cuma günü biliyorsunuz Assassin's Creed Odyssey çıkıyor. Kanada serisini çekmeyi düşünmüyorum Odyssey'in. Çünkü o da Origins'in aynısı ve şu an herkes beğeniyor ama çıktığı zaman yine herkes tarafından gömülecek eminim. Daha böyle RPG olmuş, daha böyle diyalog eklenmiş. Ben yine seve seve oynayacağım. Oyunu bu arada aldım. Ben yine seve seve oynayacağım ama belki bir ilk izlenim çekerim. Gerçi bu saatten sonra ilk izlenim çekmeye de gerek kalmadı ama bilmiyorum. Kanala serisini çekmeyi düşünmüyorum. Türkçe yaması başlanmış. Belki Türkçe yaması çıktıktan sonra bir 3-4 bölüm Türkçe yamalı atabilirim. Güzel izlenme alırsa da devam ederiz. O yüzden Assassin's Creed Odyssey'i kanala serisini çekmeyi düşünmüyorum şimdilik. Onu da buradan bildireyim. Geldik kanalın göz bebeği serisine. NBA Live 2K19, My Career serisi. Yakında My GM serimizde girecek. My Park'ta girecek. Bayağı NBA'de dolduracağım kanalı. Çünkü oynamaktan zevk alıyorum. Çekmekten zevk alıyorum. Güzel bir kitle oluşturduk. O kitlere bir şeyler yapmayı da istiyorum. O yüzden 2K 2 günde bir gelmeye devam edecek. Gerçi bu hafta biraz yoğunum.
Birkaç böyle gün aksayabilir bazı videolar ama bir hafta biraz bir yoğunluğum var. Bakalım atlatacağız inşallah. Witcher 3 serimiz devam ediyor. Hala aynı tıkırında. Çekmesi keyifli. Sizlere sunması keyifli. Yorumlarınız keyifli. Çok güzel devam ediyor. Skyrim. Ah Skyrim. Pazar günleri şöyle, genelde ben cumartesi çekiyorum ama pazar günleri şöyle hani kafa dağıtmak için, biliyorsunuz benim Skyrim'de Yaşamak isimli bir videom vardı, bölümüm vardı. Aynı o tarzda böyle çekmeye devam ediyoruz. Kanal şimdilik bu seriler üzerinden dönüyor. Yeni oyun çekmek cidden artık çok zor arkadaşlar. Şöyle zor. Zaten YouTube'da artık oyun kanalı olmak çok zor. Belli başlı oyun kanallarında tutturmuş ve ilerliyorlar. Onların standartlarına çıkmam. Her ne kadar standartlarımız birbiriyle aynı olsa da onlar da oyun çekiyor, ben de oyun çekiyorum, ben de açıklıyorum. Ben yani onlardan bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum ama tek eksiğimin geç kalınmış bir proje olduğunu düşünüyorum. YouTube'da artık oyun videosu izleyen kitle ya belli başlı kişilerden izliyor, yeni kişileri hiç araştırmıyor, umurunda olmuyor veyahut da hani izlemiyor ya da kendisi oynuyor. Hani eskisi gibi değil artık. Şimdi PlayStation 4 oyunları eyvallah herkeste olmadığı için izleniyor gibi görünse de aslında durum o kadar vahim değil. Büyük kanalların izlenme oranlarını abone sayısına vurduğunuz zaman çok düşük. Aynı bizim kanalımız gibi. Mesela 70 bin ya da işte 1 milyon abonesi olan bir kanalın bir videosu 100 bin bile zor izleniyor. Siz düşünün. Bu şöyle düşün yani 10 bin abonesi olan bir kanalın videosu 100 zor izleniyor gibi bir duruma denk geliyor. Bakın. Bakıyorum 5000 like'ın üzerine çıkmakta çok zorlanıyorlar. 5000 like ya, video 100 bin izlenmiş ya da 60 bin izlenmiş, gelen like sayısı 5000. Gerçekten ayıp yani. O kanallara da ayıp. Yani bizim gibi küçük kanallara da ayıp. Neyse sıkıntı değil. Bu YouTube'un sorunu artık. Bizim sorunumuz değil. Yani insanlar bir kanala abone oluyorlar ve aylar sonra kanal ne yapmış diye bakıyorlar. He deyip ya abonelikten çıkıyorlar ya da ya destek olalım ya kalırız kanalda deyip, affedersiniz, kanalda boş yer kaplıyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Ben hiçbir zaman abone sayısında gözüm olmadı. Ben durmadan like diye ağlamamın, bağırmamın sebebi de o. Çünkü dediğim gibi abone sayısı ve izlenmeler yalan söyleyebiliyor. Yani YouTube'dan rastgele, ki bunun yorumunu da aldım, takip ettiğim bir kanal değil, rastgele karşıma çıktı bir bakmıştım diyen çok oluyor. O olabilir. Olabilir. Beğenir beğenmez. O artık kendi tercihidir. Abone olur olmaz kendi tercihidir ama açık konuşmak gerekirse artık tam çözüm çekmekten yorulmaya başladım. Sıkılmaya başladım çünkü tam çözüm çekmek, daha fazla emek harcamak, daha fazla uğraşmak, bölüm sayısını uzatmak. Yani onu tam çözüm çekeceğine başka bir RP'ye, başka bir seriye de başlayabilirim. Belki daha fazla ilgi görür diyerekten maalesef üzülerek sanırım tam çözüm konseptinden vazgeçeceğim. Biliyorum kanalın genel teması bu ama arkadaşlar yani uğraşıyoruz uğraşıyoruz, ortaya çıkan yani gelen tepkiler bu şekilde oluyor ve insan üzülüyor. Yani şu an mesela Shadow of the Tomb Raider'ı hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. Buradan açık açık söyleyeyim. Elimden geldiğince hızlı hızlı bitireceğim. Ondan sonra sakin kafayla oturup her şeyi sıfırdan baştan kendi kendime oynayacağım. Yani çekmek istediğim başka oyunlar da var ama dediğim gibi vakit ve insan korkuyor yani. Acaba bu da mı böyle olacak? Mesela Assassin's Creed Odyssey'yi tam çözüm çekmeye kalksam yani Origins'teki şeylerin daha, ya şöyle bir şey var şimdi, daha Origins'i sindiremedi ki insanlar. Ben de bile daha %100 bitiremedim şu anda Origins'i. Hala oynamaya çalışıyorum bir yandan. Kanalın sesini çekmiyorum bu arada çünkü yan görevler hafif sıkmaya başladı doğal olarak ki Odyssey'de de böyle olacak büyük ihtimal. O yüzden bilmiyorum ya. Siz yine de yorumlarda bir belirsin bakalım ama çok istekli değilim. Ne yalan söyleyeyim. Canlı yayınlardan bahsedip bu ayı nokta diyeceğim. Zaten çok fazla uzatmayacağımı söylemiştim. Canlı yayınları yapmıyorum çünkü o istediğimiz kemik kitle dediğimiz kadro artık eskisi kadar canlı yayınlara gelmiyor. Veyahut da beni izlemiyor. Bilmiyorum. Bunun büyük ihtimal sebebi benimdir. Evet, YouTube'da bir şeyler yapmayı başarıyoruz ama canlı yayında iyi bir canlı yayıncı olmayabilirim. Doğal. Yani yeni çıkan oyunları oynamıyorsun demeyin, oynuyoruz. Battlefield 1'de çektik. Rainbow'da oynadık. Yeri geldiğinde
Hani yaz aylarında Assassin's Creed Origins'e sıfırdan en zor modda bir daha başladı ki çok zevkliydi. Ben de zaten hala o sev üzerinden devam ediyorum. Yani yeni oyunları da oynuyoruz. Yeni oyunları Kanada'da çekiyoruz. PlayStation 4 alacak gücüm yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ben bütün yatırımı bilgisayara yaptım. Geri kalan masraflarım var ve PlayStation 4, ben zaten konsol oyuncusu değilim ve joystick'le şununla ben herhangi bir oyun oynayamam. 2K yahut da futbol, basketbol ve araba yarışları dışında şununla ben başka oyun oynayamam abi. Yani Assassin's Creed Origins falan kolda oynamaya kalkarsam kanser olursunuz yani. O yüzden çok fazla joystick oyun oynamayı sevmediğim için PlayStation 4 almayı düşünmüyorum. Evet, çok güzel oyunlar çıkıyor. Spider-Man falan çıktı. İşte God of War çıktı. God of War'ın ben en önceki oyunlarını daha oynamadım mesela. Çıktı ama dediğim gibi çok pahalı abi. Hem o pahalı hem oyunları pahalı. Hani sponsor bulsak belki hani anca, ama o da zor iş ya. Hani bilmiyorum. Tamam, bu haftalık bu kadar olsun. Fazla uzatmayacağım. Eğer sorularınız varsa sorabilirsiniz. Soru cevap yapmak isterim sizlerle. Yorumlarınızı mesela böyle bir 5-6 dakika kanalın gidişatı ile ilgili konuşup sonrasını soru cevapa dökmek isterim. Aklınızda sorular varsa sorun. Böyle bir 5-10 soru olursa böyle çok hoşuma giden cevaplamaya çalışırım. Olmazsa canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki aylık vlogta ve kanal içindeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.